Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders anlatım videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, ders anlatımımıza geçmeden önce sizlerden ricamız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve ana sayfamızda bulunan zil resmine tıklayarak bildirimleri açmayı arkadaşlar lütfen unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza güzel yorumlar yazmayı ve bizleri sevdiklerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizde 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. ünitesi kültür ve miras ünitesinin arkadaşlar size genel tekrar testini uygulamaya çalışacağım arkadaşlar. Çözümlü olarak ne yapacağım sizlere anlatacağım arkadaşlar. Yine videomuzun alt kısmında bilgi bölümünde testimizi ne yapacağım size link olarak vereceğim. Oradan ilk önce testimizi indirip kendiniz çözebilir. Daha sonra da çözümlü videomuzu genel tekrar testimizi izleyerek arkadaşlar doğrularınızı yanlışlarınızı görerek kendinize ne yapabilirsiniz değerlendirebilirsiniz. Hazırsanız çocuklar genel tekrar testimize başlayalım. Evet arkadaşlar, bu genel tekrar testimizde yine ne yaptım? 5 farklı çocuklar, 5 farklı ölçme aracı kullandım. Birincisi neydi çocuklar? Doğru yanlış yöntemini kullandım birincisinde. İkincisinde boşluk doldurma. Üçüncüsünde eşleştirme. Dördüncüsünde çocuklar klasik yöntem. Verilen soruları ne yapacaksınız? Siz yanıtlayacaksınız. Klasik yöntem kullandık. Açık uçlu sorular. Beşinci olarak da çocuklar ne yapacağız? Çoktan seçmeli sorularla ikinci ünitemizi ne yapacağız arkadaşlar? Genel bir tekrarını yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz ilk bölümümüzden doğru yanlış bölümünden ne yapalım? Testimize başlayalım. Evet, aşağıdaki cümlelerden diyor, doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. Evet, ilk cümlemizle başlayalım. Aile tarihi hazırlanırken genellikle ne diyor arkadaşlar? Sözlü tarih yöntemi kullanılır. Çocuklar, biz aile tarihimizi, geçmişimizi kitaplarda ne yapamıyorduk? Bulamıyorduk. Yani kendimizin araştırması gerekiyordu. Biz araştırma yaparken de çocuklar hangi yöntemi daha çok kullanıyorduk? Burada bahsedilen sözlü tarih yöntemini ne yapıyorduk? En fazla kullanıyorduk. O yüzden çocuklar birinci yargımız, birinci cümlemiz doğru. İkinci cümlemiz, çocuk oyunları milli kültür ögelerimizden değildir diyor çocuklar. Çocuklar, bizim oyunlarımız, çocuk oyunlarımız eskiden işte annemizin, babamızın, onların babalarının yani dedelerimizin oynadığı oyunlar geçmişten günümüze bazen biraz değişikliğe uğrayarak bazen de hiç değişmeden günümüze kadar gelmiş oyunlar vardı çocuklar. Onlar da neydi? Bizim kültürümüzü yansıtan milli kültür ögelerindendi. Burada değildir diyor. Bu ifade çocuklar nedir? Yanlıştır. Çocuk oyunları da bizim milli kültür ögelerimizdendir. Üçüncü cümle, çocuklar geçmişin topaç oyununu günümüzün teknolojik ürünü olan çekmeli topaçlarla oynuyorlar. Bu çekmeli topaç dediği de çocuklar Beyblade'ler. Evet, eskiden demek ki çocuklar topaç oynuyorlarmış, günümüzde de ne olmuş, o oyun değişikliğe uğramış ve çekmeli topaça dönüşmüş çocuklar. Bu doğru mudur? Evet, doğrudur çocuklar. Bu yargımız da doğrudur. Dördüncü cümle, kahve değirmeni, çeyiz sandığı, el dokuması halılar milli kültürümüzü yansıtan ev eşyalarındandır. Evet çocuklar, bu saydığımız eşyalar bizim milli kültürümüzü yansıtan çocuklar ev eşyalarıydı. Yani milli kültürümüz sadece dışarıda, sokakta değildi çocuklar. Evimizde kullandığımız eşyalar, ondan sonra gelenek ve göreneklerimiz, yani davranışlarımız, yediğimiz yemekler, söylediğimiz türküler, oynadığımız halk oyunları çocuklar, hepsi bizim milli kültürümüzü yansıtan ögelerdi. Burada da kahve devirmeni demiş, çeyiz sandığı demiş, el dokuması halılar demiş. Bunlar da bizim milli kültürümüzü yansıtan ev eşyalarıdır çocuklar. Demek ki bu yargı doğru. Evet, diğerine bakalım çocuklar, diğer cümlemize. Kurtuluş Savaşı'nın batı cephesinde Fransızlarla savaştık. Çocuklar, biz batı cephesinde Fransızlarla mı savaşmıştık? Evet,
Özetimizde, milli mücadele özetinde çocuklar bunu belirtmiştim. Batı cephesinde biz kimle savaşmıştık çocuklar? Evet, Yunanlılarla. O zaman çocuklar bu yargımız bizim yanlış. Demek ki biz Batı cephesinde Fransızlarla değil Yunanlılarla savaştık. Fransızlarla peki hangi cephede savaşmıştık çocuklar? Evet, Güney cephesinde çocuklar. Güney cephesinde de Fransızlarla ne yapmıştık? Savaşmıştık. Bu yargı da yanlış. Diğer cümlemize bakalım çocuklar. Aile tarihi oluştururken mektuplar, diplomalar, albümler, koleksiyonlar ve çeşitli ev eşyaları kullanılmaz. Çocuklar biz aile tarihimizi araştırırken ilk olarak sözlü tarih yöntemini kullanıyorduk. Tabii bu sözlü tarih yöntemi birebir çocuklar bizim ailemizin tarihi ile ilgili bilgi edinmemizde yetersiz kalıyordu. Onun dışında ne yapıyorduk çocuklar? Mektuplardan, diplomalardan, albümlerden, koleksiyonlardan ve çeşitli ev eşyalarından da biz ne yapıyorduk? Yararlanıyorduk. Burada kullanılmaz diyor çocuklar. Kullanılır. Demek ki bu yargı yanlış çocuklar. Diğer cümlemize bakalım. Mustafa Kemal'e 1. İnönü Savaşı'ndan sonra gazilik ve mareşallik ünvanı verilmiştir. Gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi 1. İnönü Savaşı'ndan sonra mı verilmişti çocuklar? Hayır. Hangi savaştan sonra verilmişti çocuklar? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Demek ki bu yargımızda çocuklar yanlış. Diğer cümlemize bakalım. Yörük Ali Efe Ege'deki Yunan işgaline karşı Aydın'da Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurarak silahlı mücadeleyi başlattı. Çocuklar biz milli mücadelede ne demiştik? Bizim düzenli ordumuz yoktu çocuklar. Osmanlı Devleti o Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladıktan sonra bütün silahlarına, her şeyine el konulmuştu. Askeri dağıtılmıştı çocuklar. Bizim düzenli ordumuz yok. İnsanlar nasıl mücadele ediyorlar? Kuvayi Milliye dediğimiz çocuklar milli birliklerle, yani hepsi insanlar bir araya geliyorlar, bir birlik oluşturuyorlar, gruplar ve düşmanla savaşıyorlar. İşte Yörük Ali Efe'de çocuklar Ege'de, özellikle Aydın'da çocuklar, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yunanlılara karşı ne yapıyor? Kuvayi Milliye Teşkilatı kurarak silahlı mücadeleyi başlatıyor. Bu ifade çocuklar doğru. Devam edelim diğer cümlemize. Evlerimizde bulunan elektrikli aletler milli kültür ögelerimizdendir. Çocuklar evimizde bulunan ev aletleri milli kültürümüzü ne yapmaz? Yansıtmaz çocuklar. Sürekli, çünkü bu teknolojik ürünlerdir. Sürekli değişime uğrar. O yüzden bizim milli kültürümüzü çocuklar yansıtmaz. Çünkü bütün elektrikli ev aletleri bütün dünyada çocuklar beraber kullanılıyor. Kültür neydi? Aynı topraklar üzerinde aynı dili konuşan, beraber yaşayan insanların uzun zamanlar içinde oluşturduğu çocuklar değerlerdi. O yüzden de elektrikli aletler bütün dünya tarafından kullanıldığı için hep beraber bir milli kültür ögesi sayılmaz çocuklar. O yüzden bu yargı yanlış. Sonuncu cümlemiz çocuklar, millet, dil, tarih ve kültür birliği olan insan topluluğudur. Doğru mudur çocuklar? Doğrudur. Bu tanım çocuklar, bunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Demek ki millet, dil, tarih ve kültür birliği olan insan topluluğudur. Bu yargımız doğru çocuklar. Evet. A bölümü bu şekilde çocuklar. Hemen B bölümüne boşluk doldurmaya geçelim çocuklar. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız demiş çocuklar. Kelimelerimiz kahraman, milli mücadele, aşık, sözlü tarih, etnografya, batı, milli kültürümüzü, Hasan Tahsin, çocuk oyunlarını ve cumhuriyeti. Hemen başlayalım çocuklar. Nokta nokta cephesinde Yunanlılarla savaştık. Biz hangi cephede çocuklar Yunanlılarla savaştık? Evet. Hangi cepheydi çocuklar? Batı cephesi. Evet, biz çocuklar Batı cephesinde ne yaptık? Yunanlılarla savaştık. İkinci cümlemize bakalım çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi mücadelede göstermiş olduğu kahramanlıklardan dolayı Maraş ilimize nokta nokta ünvanını vermiştir. Maraş hangi ünvanı almıştı çocuklar? Evet çocuklar. Şu anki ismiyle kahraman. Evet, kahraman ünvanını ne yapıyor çocuklar? Kahraman ünvanını alıyor Maraş çocuklar. Urfa şanlı ünvanını alıyordu değil mi çocuklar?
Evet, devam edelim çocuklar. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'ydı çocuklar. Evet, devam edelim. Bayramlarımız nokta nokta yansıtan ögelerdir. Çocuklar, bayramlarımız bizim neyimizi yansıtıyordu? Evet, çocuklar, bayramlar milli kültürümüzü yansıtan ögelerdir. Milli kültürümüzü. Evet, aynı zamanda milli kültür ögelerimizden birisiydi çocuklar. Bayramlarımız milli kültürümüzü yansıtan ögelerdir. Devam edelim çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla nokta nokta başlamış oldu. Ne başladı çocuklar? Evet, milli mücadelemiz yani Kurtuluş Savaşı ne yapmış oldu çocuklar? Fiilen başlamış oldu. Milli mücadele başlamış oldu çocuklar Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla. Teknoloji sadece oyuncakları değil, nokta noktayı da değiştirmiştir. Teknoloji oyuncakları değil, aynı zamanda neyi de değiştiriyor çocuklar? Evet, oyunları çocuklar. Çocuk oyunlarında ne yapıyor? Teknolojiyi değiştiriyor. Çocuk oyunlarını da değiştirmiştir. Örnek verecek olursak çocuklar, topaç demiştir. Topaç demiştik. Eskiden o atalarımız diyelim, babalarımız, annelerimiz o topaç sayesinde eğleniyorlarmış çocuklar. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle o topaçlar neye dönüştü çocuklar? Çekmeli. Evet, çekmeli topaçlara ne yaptı çocuklar? Dönüştü. Hatta bir önceki boşluk doğru yanlışta da ne olmuştu çocuklar? Bu soru vardı. Neydi? Çocuklar geçmişin topaç oyununu, günümüzün teknolojik ürünü olan çekmeli topaçlarla ne yapıyor? Çocuklar oynuyor. Evet, demek ki teknoloji sadece oyuncakları değil çocuklar, çocuk oyunlarını da değiştirmiştir. Buna örnek topaçı vermiştik. Eskiden topaç oynanıyordu, günümüzde ise çekmeli topaçlar oynanıyor. Yani Beyblade'ler çocuklar. Devam edelim. Aile tarihimizi oluştururken genellikle nokta nokta yöntemini kullanırız. En fazla kullandığımız yöntem neydi çocuklar? Biz aile tarihimizi araştırırken, evet, sözlü tarih yöntemini ne yapıyorduk çocuklar? Kullanıyorduk. Evet, sözlü tarih. Demek ki aile tarihimizi araştırırken en fazla kullandığımız yöntem sözlü tarih yöntemiymiş çocuklar. Devam edelim. Milli kültür ögelerimizi görebileceğimiz yerlerden biri de pek çok şehrimizde bulunan nokta nokta müzelerdir. Hangi müzelerdir çocuklar? Hatta kitabımızda da örnek vardı çocuklar. Isparta'dan bahsediliyordu. Hangisiydi o? Etnografya. Evet çocuklar. Etnografya müzeleridir. Etnografya müzeleridir çocuklar. Milli kültür ögelerimizi görebileceğimiz yerlerden biri de pek çok şehrimizde bulunan etnografya müzeleridir. Etnografya zaten çocuklar etnikten geliyor. Yani kültürden. Etnografya müzelerinde de çocuklar milletlerin kültürlerini yansıtan ögeler bulunur çocuklar. Evet, orada geçmişten günümüze insanların evlerinde kullandığı ev eşyaları olur, giyim eşyaları olur. O tarz şeyler ne oluyor çocuklar? Bu etnografya müzelerinde sergileniyor çocuklar. Evet, diğer cümlemize geçelim. Atatürk 1923 yılında ilan etti. Neyi ilan etti çocuklar Atatürk? 29 Ekim 1923 tarihinde, evet, Cumhuriyeti çocuklar. Cumhuriyeti ilan etti. Devam edelim. İzmir'de Yunan askerlerine ilk kurşunu atarak kurtuluş mücadelesini başlatan gazeteci kimdi çocuklar? Evet, Hasan Tahsin'di çocuklar. Gazeteci Hasan Tahsin, Yunanlıların İzmir'e çocuklar işgal etmesiyle ne yapıyor? Direnişi başlatan ilk kişi çocuklar. Gazeteci Hasan Tahsin'dir. Devam edelim. Günümüzde misket veya bilye adlarıyla bildiğimiz oyun geçmişte nokta nokta oyunu olarak oynanıyormuş. Neydi çocuklar bu oyun? Evet, sadece bu kaldı. Aşık oyunudur çocuklar. Evet, günümüzde misket bilye adıyla bildiğimiz oyun geçmişte ne olarak oynanıyor çocuklar? Aşık oyunu.
eskiden bilye olmadığı için insanlar ne yapıyormuş çocuklar? İşte hayvanların ön dizlerindeki çocuklar o eklem kemiği varmış. Onun içine kurşun dökerek, boyayarak ne yapıyorlarmış? Bu aşık oyununu oynuyorlarmış. Günümüzde de biz bunu misket veya bilye ile ne yapıyoruz çocuklar? Oynuyoruz. Evet, boşluk doldurma bu şekilde çocuklar. Hemen C bölümüne, eşleştirme sorularına geçelim. Burada çocuklar bizim yapılan şeyler var çocuklar. Mesela Cumhuriyet'in ilan edilmesi, olaylar var. Bu olayları ne yapacağız çocuklar? Karşılarında tarihler verilmiş. Olayları tarihlerle ne yapacağız çocuklar? Eşleştireceğiz. Hemen başlayalım. Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmişti çocuklar? Evet, 29 Ekim 1923 tarihinde çocuklar. Evet, demek ki Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Atatürk'ün Samsun'a çıkması. Atatürk hangi tarihte Samsun'a çıkmıştı çocuklar? Evet, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ne yaptı çocuklar? Samsun'a çıktı ve milli mücadelemiz böylece ne olmuş oldu çocuklar? Başlamış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştı çocuklar? Evet, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne oldu çocuklar? Açıldı. İzmir'in kurtuluşu. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda ne oluyor çocuklar? Milli mücadelenin bittiği anlardan birisi çocuklar. Hangi tarihte o? Evet, 9 Eylül 1922 çocuklar. Demek ki 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir ne oldu çocuklar? Yunanlılardan kurtarıldı. Mudanya Ateşkes Antlaşması ne zaman imzalandı çocuklar? Anlaşması. Evet, 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla zaten milli mücadelede ne olmuştu çocuklar? Savaş kısmı sona ermiş oldu. Evet, eşleştirmeler bu şekilde çocuklar. Hemen D bölümüne geçelim. Burada çocuklar ne yapacağız? Açık uçlu sorular var. Onlara biz ne yapacağız? Sorulan sorulara uygun cevaplar vermeye çalışacağız. Bakalım. D bölümü. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş çocuklar. İlk sorumuzla başlayalım. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in gitmiş olduğu illerin adlarını yazınız. Çocuklar ben ünite özetimde ne yapmıştım? Bunu Milli Mücadele ayrı bir video olarak vermiştim. O videoda Mustafa Kemal'in işte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla zaten ne olmuştu çocuklar? Milli mücadelemiz başlamıştı. Samsun'dan sonra nereye geçiyordu çocuklar? Amasya'ya geçiyordu. Daha sonra Erzurum'a gidiyordu. Daha sonra Sivas'a geçiyordu. Oradan da nereye geçiyordu çocuklar? Ankara'ya geçiyordu. Sorumuzda ne soruyor çocuklar bize? Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in gitmiş olduğu illerin adlarını yazınız. Hemen yazalım isterseniz. İlk olarak nereye geliyor Mustafa Kemal? Samsun'a çocuklar. Samsun. Samsun'dan sonra nereye geçiyordu çocuklar? Amasya'ya. Evet. Amasya'ya geçiyordu. Amasya'dan sonra nereye geçiyordu çocuklar? Evet, Erzurum'a geçiyordu. Erzurum'da Erzurum Kongresi yayınlıyordu çocuklar. Erzurum'dan sonra nereye geçiyordu çocuklar? Sivas'a geçiyordu. Ve Sivas'tan sonra da temsil heyetiyle beraber çocuklar nereye geçiyorlardı? Şu anki bizim başkentimiz Ankara'ya. Evet, demek ki çocuklar Atatürk 19 Mayıs 1919'da ne yapıyor? Samsun'a çıkıyor. Samsun'a çıkmasıyla milli mücadele çocuklar başlamış oluyor. Hatta burada harita üzerinde gösterelim çocuklar. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor ve milli mücadele başlıyor. Daha sonra çocuklar 22 Haziran 1919'da Amasya'ya geliyor. Burada Amasya genelgesini yayınlıyordu. Daha sonra ise çocuklar 23 Temmuz 7 Ağustos arasında Erzurum'a geçiyordu ve burada kongre düzenliyordu çocuklar. Erzurum'dan sonra Sivas'a geçiyordu çocuklar. 4-7 Eylül tarihleri arasında burada ne yapıyordu çocuklar? Sivas Kongresi'ni yayınlıyordu. Daha sonra da ne yapıyordu çocuklar? 27 Aralık 1919 tarihinde de ne yapıyordu çocuklar? Ankara'ya geliyordu ve 23 Nisan 1920 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi ne oluyordu çocuklar? Açılmış oluyordu. Evet. Birinci sorumuz bu şekilde çocuklar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. D bölümünün.
Burada ne diyor çocuklar? İkinci sorumuzda sözlü tarih çalışması yaparken kullanabileceğimiz araç ve gereçleri yazınız demiş. Çocuklar biz aile tarihimizi araştırırken ne yapıyorduk? Sözlü tarih yöntemini kullanıyorduk. Sözlü tarih yöntemini çocuklar yapabilmemiz için de bizim ilk olarak ne yapmamız gerekiyordu? Önce röportaj yapacağımız kişiyi belirliyorduk çocuklar. Daha sonra ne yapıyorduk çocuklar? Kişiyi belirledikten sonra evet röportaj soruları. Röportaj sorularını ne yapıyorduk çocuklar? Hazırlıyorduk. Tabii bunları röportaj yapacağımız kişiye sorarken de çocuklar bizim kayıt altına almamız gerekiyordu. Ne lazım çocuklar? Not defteri lazım. Yazmak için kalem lazım çocuklar. Bunları kaydetmek için ses kayıt cihazı lazım çocuklar. Ses kayıt cihazı. Aynı zamanda bu ne olabilir çocuklar? Kamera da olabilir. Bir de çocuklar ne kullanabiliriz? Fotoğraf makinesi. Evet, demek ki sözlü tarih çalışması yaparken kullanabileceğimiz araç gereçler bunlarmış çocuklar. Önce röportaj yapacağımız kişiyi belirledik. Tabii röportaj yapacağımız kişiye de sorular sormamız gerekiyor. Onları ne yapmamız gerekiyor? Önceden çocuklar hazırlamamız gerekiyor. Not defteri lazım, kalem lazım, ses kayıt cihazı lazım, kamera lazım ve fotoğraf makinesi. Çocuklar bizim sözlü tarih yönteminde kullanabileceğimiz demek ki neymiş? Araç ve gereçler. Evet, D bölümü de bu şekilde çocuklar. Hemen E bölümüne geçelim. Test sorularımız var. Onlarda doğru cevabı ne yapacağız çocuklar? Bizden istenen şıkkı işaretleyeceğiz. Hemen hızlıca başlayalım çocuklar. Birinci soru. İsmail ödevi için dedesi ile sözlü tarih görüşmesi yapmaktadır. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu görüşme için uygun olamaz? Çocuklar bu olumsuz ifadelere ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. A. Küçükken hangi oyunları oynardınız? Oyunlar çocuklar bizim sözlü tarih çalışmasında yararlanabileceğimiz kaynaklardan birisi midir? Evet. Soyadınızın ne anlama geldiği? Evet, bunu sorabiliriz. Babanızın gençliğinde ne iş yaptığı? Evet, bu olabilir. Ama gençliğinizde hangi takımı? Çocuklar bizim tuttuğumuz takım sözlü tarih çalışmasında geçmişimizi öğrenmek için bizim işimize ne yapmaz? Yaramaz. O yüzden bu soru çocuklar pek de uygun değildir. Evet, sözlü tarih görüşmesi yaparken demek ki sorulabilecek sorulardan bu olamaz çocuklar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin batı cephesinde kazanılan bir savaş değildir? Çocuklar biz ne yapmıştık? Batı cephesinde tam 4 tane savaş yapmıştık. Bunlardan birisi Sakarya Meydan Muharebesi midir? Evet. Birinci İnönü Savaşı var mıdır? Vardır. İkinci İnönü Savaşı da var. Bu şıklarda verilmemiş ama ben size söyleyeyim çocuklar. İkinci İnönü Savaşımız var. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz vardı. Ama Çanakkale Savaşı çocuklar... Osmanlı Devleti zamanında yapılan bir savaş. Evet, demek ki B şıkkı milli mücadele döneminde Batı cephesinde yapılan savaşlardan birisi değil. Üçüncü soruya geçelim. Şimşir gibi sert ağaçlardan yapılan bir ucu sivri armuda benzeyen oyuncaklardır. Yukarıda bahsedilen geçmişten günümüze gelebilmiş oyuncağımız aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar ne diyor burada? Ucu sivri ve armuda benzeyen. Bu nedir çocuklar? Geçmişte annelerimizin, babalarımızın oynadığı oyuncaklardan birisi olan nedir? Topaçlardır çocuklar. Günümüzde de topaçlar, çekmeli topaçlar olarak çocuklarımız ne yapıyor? Yani Beyblade'ler olarak oynuyorlar çocuklar. Evet, demek ki şimşir gibi sert ağaçlardan yapılan bir ucu sivri armuda benzeyen oyuncağımız topaçmış çocuklar. Evet, dördüncü soruya geçelim. Atatürk'e gazi ünvanı ile... Mareşal rütbesinin verildiği savaş hangisidir diyor çocuklar. Bu savaş hangisiydi çocuklar? Evet. Birinci İnönü değil. Büyük Taarruz değil. İkinci İnönü değil çocuklar. Hangisiydi o? Sakarya Meydan Muharebesi çocuklar. Dördüncü sorumuz C şıkkı çocuklar. Evet, hemen 5. sorumuza geçelim. Yukarıdaki tabloda diyor çocuklar, milli mücadele ile ilgili önemli olaylar verilmiştir. Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Az önce çocuklar biz ne yapmıştık? Harita üzerinde de göstermiştik. Atatürk ilk olarak ne yapıyordu çocuklar? Samsun'a çıkıyordu.
Daha sonra oradan nereye geçiyordu çocuklar? Amasya'ya geçiyordu. Amasya'dan nereye geçiyordu? Erzurum'a geçiyordu. Erzurum'dan Sivas'a geçiyordu ve en son olarak Ankara'ya geçip Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyordu çocuklar. Evet, bu hangi şıkta var çocuklar? 4. Hemen 4'lere bakıyoruz. Şu şıkkı eledik zaten çocuklar. Çünkü birincisi 4'tü. İkincisi ne olacak çocuklar? 3. İkincisinde 3 hangisinde var? Bunda yok. Bunu eledik. İkisinde var. 4, 3. 4, 3 ve 1. 4, 3, 1. Hangi şıkta var çocuklar? Burada var. Demek ki doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı soruya geçelim çocuklar. Doğu cephesinde Ermenilerle kahramanca mücadele eden komutanımız kimdir? Çocuklar biz milli mücadelenin Doğu cephesinde Ermenilerle savaşmıştık. Ermenilerin Kars ve Sarıkamış'ı ele geçirmesiyle beraber milli mücadelemiz orada Kuvayi Milliye birlikleriyle çocuklar ne yapılmıştı? Karşı konulmuştu Ermenilere. Burada çocuklar bizim en önemli komutanlarımızdan birisi vardı. Hangisiydi bu? İsmet İnönü çocuklar Batı cephesinde. Fevzi Paşa Batı cephesinde. Çocuklar ama bizim çocuklar aradığımız şık Kazım Karabekir çocuklar. Evet, Doğu cephesinde Ermenilerle kahramanca mücadele eden komutanımız hangisidir çocuklar? Kazım Karabekir'dir. 6 D şıkkı çocuklar. Evet, 7. sorumuza geçelim çocuklar. Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi anlaşma ile olmuştur? Çocuklar, Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı'nı kazanmasına rağmen onunla beraber olan devletler yenildiği için yenik sayılmış ve bir anlaşma imzalamak zorunda kalmıştı çocuklar. Bu anlaşma hangisiydi çocuklar? Evet, Mondros Ateşkes Anlaşması'ydı çocuklar. Hangi tarihteydi o Mondros Ateşkes Anlaşması çocuklar? 30 Ekim 1918'de ne olmuştu çocuklar? Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı ve İtilaf Devletleri de bu anlaşmaya çocuklar maddelerine dayanarak yurdumuzu işgal etmeye başlamışlardı. Evet, 7. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 8. soru çocuklar, Atatürk ilk ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözünü hangi savaştan önce söylemiştir? Hangi savaştan önceydi çocuklar bu? 1. Yunan Savaşı mı? Hayır. Büyük Taarruz değil. 2. Yunan değil. Doğru cevabımız hangi olacak çocuklar? Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Evet, 8. sorumuzun demek ki cevabı C şıkkı çocuklar. Çünkü büyük taarruzu kazanmamızla beraber çocuklar Yunanlılar paniğe kapılmıştı. Bu başkomutanlık meydan muharebesiyle beraber de ne yapmıştık artık? 9 Eylül'de İzmir'e girmiştik ve Yunanlıları çocuklar tamamen topraklarımızdan ne yapmıştık? Atmıştık çocuklar. Evet, 8. sorunun doğru cevabı C şıkkı. 9. Aşağıdakilerden hangisi milli kültür ögelerimizden değildir diyor çocuklar. Çeyiz sandığı milli kültür ögesi midir? Evet. Kahve değirmeni evet. Çocuk oyunları evet. Ağaç süsleme çocuklar. Ağaç süsleme bizim kültürümüze ait bir öge değildir çocuklar. 9. sorunun doğru cevabı D şıkkı. 10. sorumuza geçelim çocuklar. Sözlü tarih çalışmasında diyor ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar biz sözlü tarihi yapabilmemiz için ilk olarak ne yapmamız gerekiyordu? Röportaj yapacağımız kişiyi belirlememiz gerekiyordu. Hemen bakalım. Soruları hazırlamak bu önemlidir çocuklar. Araş gereçler önemlidir. Topladığımız bilgileri düzenlemek önemlidir ama ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Bizim röportaj yapacağımız kişiyi belirlememiz gerekiyor çocuklar. Evet, 10. sorunun doğru cevabı D şıkkı. 11. soruya geçelim çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan oyunlardan birisi değildir? Topaç var mıydı çocuklar? Vardı. Saklambaç vardı. Aşık oyunu vardı. Futbol bizim kültürümüze ait bir oyun mudur çocuklar? Hayır, değildir. Demek ki aradığımız şık C şıkkı. 12. soruya bakalım çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bir kültürel ögenin zaman içerisinde değişime uğradığını gösterir? Hasta ziyareti yapmak geçmişte de vardı, günümüzde de vardı çocuklar. Değişime uğramadı. Bayramlarda öfke ve kırgınlıkların unutulması geçmişte de vardı, günümüzde de vardı.
Misafirlere kahve ikram etmek günümüzde de vardı, geçmişte de vardı. Ama gelinin at yerine gelin arabasıyla eve götürülmesi, çocuklar zaman içerisinde demek ki ne olmuş? Bu kültürel öge değişime uğramış. Eskiden atla götürülüyormuş gelin, günümüzde ise arabayla götürülüyormuş çocuklar. Evet, ikinci ünitemizi değerlendirme testimiz, genel değerlendirme testimiz bu şekilde çocuklar. Yani öğrendiğimiz bütün konularla ilgili çocuklar ne yapmaya çalıştım? Sorular sormaya çalıştım sizlere. Umarım faydalı bir video olur çocuklar. Yani sınavlarda, testlerinizde, derslerinizde işinize yarayacak umarım faydalı bir video olmuştur çocuklar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum çocuklar. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın çocuklar.